Bugün bu videoda sadece rakamlar üzerine konuşacağız ve daha önce size söylediklerimizin ne kadarı gerçekleşti, ne kadarı gerçekleşmedi ve bundan sonraki dönemde nasıl bir yol haritası çizeceğiz, bunlardan bahsedeceğim. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Tabii hepinizin çok yakından merak ettiği bir konu var. Altın fiyatları. Altın fiyatları neden düşüyor? Evet, uluslararası piyasalarda çok sert bir düşüş var. Bir kere bunun altını çizelim. 1480 seviyesine kadar geldi ama merak etmeyin, 1460 ve 1480 seviyeleri çok güçlü bir destek noktası. Buradan tekrar büyük bir sıçramayla karşı karşıya kalacağız. Büyük ihtimalle öncelikle bunu bir tarafa koyalım. Diğer taraftan gram altın alanlar, çeyrek altın alanlar, cumhuriyet atı altını alanlar, onlar çok büyük zararda mı? Hayır, değiller aslında. Yani ons oranında dolar da düşmüş olsaydı çok ciddi kayıplarla karşı karşıya kalabilirlerdi. Ama 312 lira seviyesinde bir gram altın fiyatı var. Bunun tek nedeni doların Türkiye'de ciddi anlamda yükselmiş olması ve yükselmeye devam ediyor olması ve yükselmeye de devam edecek olması. Bu bir dezavantaj mı, avantaj mı? Öncelikle onu konuşalım. Yani altın yatırımcısı için doların bu seviyede olması, onsun iyiden iyiye geri çekilmiş olması sizin için bir avantaj mı, bir dezavantaj mı? Altını ayrıntılı konuşacağım, hiç merak etmeyin. Önce diğer enstrümanlara bakalım. En sonunda da altını ayrıntılı bir şekilde konuşalım ve söylediklerimiz ne oluyor, nasıl oluyor, nasıl gerçekleşiyor ya da gerçekleşmiyor, bunların hepsiyle ilgili bir fikir alışverişi yapmış olalım. BIST 100 endeksiyle başlayalım. 85.000 seviyesinde, 121.000 seviyesinde ne dedik? Aman ha, borsadan uzak durun dedik. Borsada çok sert satışlar gelecek dedik ve neredeyse %20'lere varan bir satış ortamıyla karşı karşıya kaldı ve borsa 85.000 seviyesine geldi. Daha düşer mi? Düşebilir arkadaşlar. Hele ki uluslararası piyasalardaki, Amerikan borsalarındaki, Avrupa borsalarındaki ve Asya borsalarındaki satışlar bu şekilde devam ederse, ki etme ihtimali çok yüksek, İstanbul borsasındaki satışlar da devam edecek. Aynı zamanda tabii Türkiye'nin kendi kırılganlıkları var ve ne yazık ki hala ekonomiyle ilgili doğru adımlar atılmıyor. Bu nedenle de ekonomik kırılganlıklarımız her geçen gün artıyor ve bundan dolayı da borsadaki satış baskısı devam edecek. Peki nereye gidebilir? Valla 80.000'in kırılması durumunda 60.000'e kadar giden bir borsayla karşı karşıya kalırız yakın süreç içerisinde. Orta ve uzun vadede 50.000'in altında bir borsayla karşı karşıya kalırsak hiç ama hiç şaşırmayın sevgili dostlarım. Dolarla devam edelim. Ne dedik hafta başında? 6.80'e gidiyor dolar dedik. 6.25 seviyesindeydi. Ve nitekim gördüğünüz gibi dolar 6.52 seviyesine gelmiş durumda. Bazıları İşte Amerika'nın faiz indirimleri parasal genişlemeden dolayı dolar tepetaklık olacak falan dediler. Ben de aksine dolara olan talebi arttıracak bu süreç demiştim sizlere. Nitekim dolara olan talep tüm dünyada ve Türkiye'de artmaya devam ediyor. Doların güvenli liman olduğu düşünülüyor pek çok yatırımcı tarafından. Bu nedenle de dolar fiyatları hızlı bir şekilde yukarıya çıkıyor. Dolar tüm dünyada değer kazanırken Türkiye gibi ülkelerde, yani gelişmekte olan ülkelerde değer kaybediyor. Bir de bizim kendi kırılganlıklarımızı üzerine eklediğimiz zaman yakın zaman içerisinde dolar şoklarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bakın, bunun altını çiziyorum. Ama normal koşullar içerisinde 6.80'e doğru giden bir dolar kuru var. Yeni hedefimiz 6.80. 6.80 kırıldıktan sonra bir panik hareketi başlayabilir. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Euro niye yükselmiyor? Dolar yükseliyor, euro düşüyor diye soranlar olabilir. Bunun gayet basit bir cevabı var. Tamamen parite hareketi. Yine 1.14 seviyesinde bakın. 1.14 seviyesindeyken sizlere ne dedim? 1.07-1.08 seviyesine giden bir euro dolar paritesiyle karşılaşacağız. Yakın zaman içerisinde demiştim sizlere. Yine cuma günü yaptığım videoda, cumartesi günü yaptığım videoda, pazartesi günü yaptığım videolarda bunları çok net bir şekilde görebilirsiniz. Bütün bu videolarda hem pariteye vurgu yapıyorum, hem altın fiyatlarına vurgu yapıyorum, hem de borsaya vurgu yapıyorum sevgili dostlarım. Nitekim paritenin geldiği nokta 1.07.96. 1.07 aşağıya doğru kırılırsa ne olur? Aşağıda 1.05 zayıf destek noktası var. Eğer ki burayı sağlamlaştırırlarsa güçlü bir destek noktası haline gelebilir. Ama
şu anda gördüğümüz kadarıyla zayıf bir destek noktası. Burası da kırılırsa Euro-Dolar paritesi bundan sonraki süreçte Dolar-Euro paritesi olarak karşımıza çıkabilir. Bu da dolarla Euro'nun Türkiye'de de yer değiştirmesi anlamına geliyor. O nedenle dolar yükselirken Euro düşüyor pariteye bağlı olarak. Parite dediğimiz şekilde yer değiştirirse, yani Euro-Dolar paritesi Dolar-Euro paritesi haline gelirse, şu anda gördüğünüz 6.52 seviyesindeki dolar 7.05, şu anda gördüğünüz 7.05 seviyesindeki Euro da 6.52 seviyesinde olur. Yani yer değiştirdiler. Bu tamamen pariteye bağlı bir hareket. Tabi bu arada Türkiye'nin kendi iç dinamikleri içinde uluslararası gelişmelere bağlı olarak da hem dolarda hem euroda yukarıya doğru hareketlilik devam edecek. Onu da altını çizmiş olalım. Gördüğünüz gibi söylediklerimiz teker teker çıkıyor sevgili dostlar. Hem teknik nedenlerden dolayı hem temel nedenlerden dolayı bir takım veriler ortaya koyuyoruz. Bir takım tahminler yapıyoruz. Bunları sizlerle paylaşıyoruz ve bunlar da adım adım gerçekleşiyor. Elbette bunlar bir yatırım tavsiyesi değil ama temelinde pek çok ayrıntının olduğunu zaten bizi uzun zamandır takip eden tüm dostlarımız gayet iyi biliyorlar. Gelelim petrol meselesine. Bakın, petrolde de 25 dolar dedim size. 31 dolardı o zaman petrol. Hatta yukarıya doğru hafif hafif zorluyordu petrol fiyatları. Petrol tekrar yukarıya çıkacak, patlayacak, çatlayacak diyenler vardı. Ben de ısrarla petrol 25 dolara gidiyor arkadaşlar. Hatta 25 doların altını zorluyor. Eğer 25 doların altı da kırılırsa 20 doların altına gidebilir demiştim sizlere. Daha 25 dolarlık bir seviye yoktu ortada. Ve nitekim 25 doların da altını zorladı ve bundan sonraki süreçte, bakın altını çizerek söylüyorum, 20 doların altını bile görebiliriz petrolde. Bunun gayet basit temel sebepleri var öncelikle. Dünyada üretim durdu. Bakın, durma noktasına geldi demiyorum. Resmen durdu. Koronavirüs çok ciddi anlamda dünya ekonomisini etkiliyor. Özellikle reel sektörü etkiliyor. Reel sektörde de tabii Çin'i etkiliyor. Çin'in üretim yapamaması, tüm Avrupa'nın, Amerika'nın, Asya ülkelerinin vatandaşlarının evlerine kapanması, yani ekonominin iyiden iyiye daralması ile birlikte petrole olan ihtiyaç azalıyor. Bu arada Suudi Arabistan, Rusya gibi ülkeler arz kısıntısı yapmak yerine arzı arttırıyorlar. Yani daha çok petrol üreterek en azından sürümden kazanmaya çalışıyorlar. Bu da petrol fiyatlarını aşağı indiriyor. Bir. İkincisi, teknik bir takım nedenler var. Özellikle destek noktalarının hızlı bir şekilde kırılması stopların patlamasını beraberinde getiriyor. Onun için petrol fiyatları düşüyor. Üçüncü bir neden de ekonomideki gelişmelerle ilgili umudun iyiden iyiye bitmesi, kriz ortamının daha da belirgin ve bundan dolayı petrol fiyatlarının hızla düşmesi olarak özetleyebiliriz. Peki 20 doların altına gider mi? Evet, gidebilir arkadaşlar. 30 doların üzerine çıkabilir mi? Evet, çıkabilir arkadaşlar. Ama önümüzdeki süreçte petrolde böyle hızlı, seri, dramatik yükselişler falan beklemeyin. Düşüş devam eder ya da bu seviyelerde uzun süre kalır. Koronavirüs meselesi gündemde olduğu sürece, dünya üretim yapmadığı sürece. Ve gelelim en çok merak edilen konuya. Altın ne olacak? Altın niye düşüyor? Altın düşmeye devam edecek mi? Altın 1200 dolara gidecek mi? 700 dolara inecek mi falan? Bunlar çünkü çok konuşuluyor. Ve gram altın alanlar, Türkiye'de özellikle çeyrek altın alanlar, büyük zararlarla karşı karşıya kalacak mı? Yoksa altın şu anda büyük bir alım fırsatı mı veriyor? Bunu değerlendirelim. Öncelikle belirtelim. Dünyadaki koşullar bu şekilde devam ettikçe, dolar yükselmeye devam ettikçe, gram altın, çeyrek altın, ata altını, cumhuriyet altını, yatırımcıları, yani işçiliği az olan, altını alıp kenara koyan ve kısa vadede satmak zorunda olmayan yatırımcılar, baştan beri söylediğimiz gibi uzun vadeli ve sakin bir bekleyiş içerisinde yatırımını koruyabilecek tüm yatırımcılar altından büyük para kazanacaklar Türkiye'de. Ons'taki dalgalanmalar uluslararası piyasalardaki yatırımcıları ilgilendiriyor ve kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıları ilgilendiriyor. Ama Türkiye'de gram altın alanlar, çeyrek altın alanlar, cumhuriyet altını alanlar son derece avantajlılar bu süreçte ve bundan sonraki süreçte. Sebebi şu: dolar zaten üst seviyelerde durmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi 6.54'e geldi. Yakın zaman içerisinde de 6.80'e doğru gidecek. Doların üst seviyelerde durması altın fiyatının
Türkiye'de yukarıda kalmasını beraberinde getiriyor. Eğer bugün dolar 5.80'lerde olsaydı ve ons sahiden şu anki seviyesi olan 1470-1480 seviyelerine gelmiş olsaydı çok büyük zararlarla karşı karşıya kalırdınız. Ama şu anda ons değerinin düşük olması altın yatırımcısı için büyük bir fırsat sunuyor aslına bakarsanız. 310-312 lira seviyeleri dip seviyeleri haline geldi. Bundan bir ay önceki dolar 5.80 iken ki 280 liralık seviyesine geldi. Yani gram altının şu anda 270-280 lira aralığında olması gerekirken 310-312 lira aralığında seyrediyor. Şimdi kötü senaryo şu. Dolar da düşerse onsla birlikte evet o 270-280 lira seviyelerine gelir gram altının satış fiyatı. Ama bu koşullar içerisinde doların düşme ihtimali neredeyse imkansız gibi görünüyor arkadaşlar. Ve kademe kademe adım adım yükselişini devam ettiriyor. Şimdi ikinci senaryo. Önümüzdeki günlerde burayı bir sıçrama noktası yapan altının onsu yani 1470-1480 aralığını sıçrama noktası yapan altının onsu 1460 çok kritik ve önemli bir destek noktası çünkü tekrar 1700 lira doğru gittiği an itibarıyla 360 lirayla 380 lira aralığında bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Ve bu sıçrama özellikle gram altın, çeyrek altın, ata altını, cumhuriyet altını yatırımcısına büyük bir getiri sağlayacak. Büyük bir avantaj sağlayacak. Dediğim gibi bugünler özellikle Türkiye'deki gram altın yatırımcısı için fırsat dönemleri. Dolar yukarıda, altın aşağıda. Bu saatten sonra dolar hafif aşağıya kaysa bile altının sert yükselişiyle yine altın yatırımcısı zarardan kendisini kurtaracak. Yani altın yatırımcısının panik yapabileceği hiçbir ortam yok şu koşullarda arkadaşlar. Size ısrarla söylüyorum. Günlük olarak düşüşler olacak, gevşemeler olacak. 300 lirada olacak, 305 lirada olacak, 290 lirada olacak belki. Önemli olan şey şu. Sizin aldığınız altını korumanız, panikleyip o değerlerden satmamanız, daha da gevşer deyip elinizdeki malı satıp beklemeye geçtiğiniz anda sert bir yükselişle karşı karşıya kalmamanız. Yani aslında zararınızın realize olmaması. Zararınız realize olmadığı sürece yani siz mevcut altınınızı elinizde tuttuğunuz sürece arkadaşlar önümüzdeki günlerde yaşanacak şok hareket altının onsunda yaşanacak şok hareket ki yaşanma ihtimali çok ama çok yüksek. Dünyanın riskleri devam ediyor. Bakın Amerika paraşütle para dağıtmaya çalışıyor. Bütün vatandaşlarına biner dolar vermeye çalışıyor. Keza İngiltere, İtalya, Avrupa bütün herkes bunu konuşuyor. Vergileri silmeyi planlıyorlar. Borçları tamamen ortadan kaldırmayı planlıyorlar. Bakmayın siz bizimkilere. Bizimkiler hala yapabilecekleri bir şey olmadığı için lafla sözle günü kurtarmaya çalışıyorlar. Ama bütün dünya özellikle gelişmiş ülkelerdeki ekonomiler piyasaya para vererek piyasayı canlandırmaya çalışıyorlar. Ve buna rağmen koronavirüsün bu kadar korku saldığı bir ortamda piyasaların canlanması mümkün değil. Çünkü insanlar evlerinden çıkmıyorlar. İnsanlar uzun bir sürede önümüzdeki süreçte evlerinden çıkmayacakları için dünya çapındaki bu ekonomik kriz derinleşmeye devam edecek. Ekonomik kriz derinleştiği sürece de insanlar ülkeler para dağıtsa bile kendilerine o paraları alıp büyük ihtimalle tasarrufa çevirecekler. Tasarrufa çevirirken de adam gidip eksi faizle bankaya yatıracağına parasını ya da adam gidip çok riskli borsaya gireceğine ya da adam gidip gelişmekte olan ülkelerdeki faiz ortamına vesaireye girip büyük kur şoklarını göğüslemek zorunda kalacağına altına girecek ya da dolara girecek arkadaşlar. İki önemli enstrüman şu anda hareketli. Ya dolar ya altına gidiyor insanlar. Bu nedenle de doların yükselişi devam ederken bunun yanına altının onsu da katılacak ve altının onsundaki sert yükselişle birlikte Türkiye'deki gram altın yatırımcıları ciddi bir kar avantajıyla karşı karşıya kalacak. Onun için sakin olun, biraz bekleyin ve süreci nasıl yaşayacağımızı hep birlikte görelim. Her düşüşte böyle panikleyecekseniz zaten ortada ciddi bir sorun var demektir. Bu sorunu da kendi kendinize sorgulamanızı tavsiye ederim. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız.
Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Abone olmayı ihmal etmeyin. Ve bu arada eğer ki isterseniz katıl butonuna basarak mavi alan, sarı alan, yeşil alan, kırmızı alan, mor alan, istediğiniz herhangi bir alana da üye olabilirsiniz. Ve şu teknik aksaklıkları inşallah atlattığımız zaman canlı yayınlarımızı da başlatacağız bu üyelikler için. Diğer taraftan tabii tüm abonelerimiz için de canlı yayınlarımız devam edecek. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.